İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Efendim herkes hoş geldi, sefa geldi. Bugün çok çok daha güzelleşmişsin, çok daha attraktif olmuşsun. Today you are more beautiful and more attractive. Thank you so much. Maşallah. Özel zat hanımız. Teşekkür ederim, siz de öyle. Kıyafetiniz de çok şık olmuş. Çok teşekkür ederim, siz de evet. Güle güle ne yaptılar? Beyaz tamam oldu. Şimdi çok değerli iki Kürt ileri gelen kardeşim vardı. Bayağı ünlüler yani, ikisi de çok iyi tanınan kardeşlerimiz. Bayağı değerli insanlar. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşamki konuşmasında sizin hep üzerinde durduğunuz sevgi konusunda bahsetti. Temelinde sevgi olmayan, fikir olmayan bir devletin fiziki gücü ne kadar olursa olsun büyük devlet olması mümkün değildir. Bizim farkımız işgal değil ihya, yağma değil fetihtir. Farkımız budur. Bizim farkımız göçmen kuşlara dahi sığınacak bir yuva kuran inceliktir dedi. Güzel söylemiş. İyi olmuş. Sevgiyi ön plana alacaklar demek ki. Kendimiz evdeyiz ama fikrimiz hep iktidar. Maşallah. Sandalyelerin üstünde yastıklar varmış. İyi, şurada onları kaldırın. Evet, dinliyorum. Sayın Davutoğlu bu akşam önünde gelen bilim insanlarını Dolmabahçe'deki konutunda misafir etti. Türkiye'nin bilime önem vermesi gerektiği üzerinde durdu ve Türkiye'deki eğitim sistemiyle ve genel durumla ilgili olarak 12 yıldır geldiğimiz düzen iyi mi bana sorarsanız hayır. Kalitemiz iyi bir noktada mı? Hayır. Bu nedenle kalite kurulu kuruyoruz dedi. Ayrıca hükümet olarak bilim insanlarına ne imkan istiyorlarsa sağlayacağız garantisi verdi. Kalite. Evet. Kalite Bakanlığı kurulsun demiş evet, değil mi? Evet. Bu Kalite Bakanlığı'nın ilk girişimi. Şimdi Kalite Bakanlığı'nın kurulmasını bekliyoruz. Bu kalite öyle genel kurullarla şu müdürlükte falan idare edecek bir şey değil. Kalite çok hayati bir şeydir. Mutlaka Kalite Bakanlığı kurulsun. Ama biraz daha kapsamlı olmak, Kalite ve Sanat Bakanlığı olabilir. Kalite ve Sanat Bakanlığı en hayati bakanlık olur söyleyeyim. Şu ışığı bir çevirsene sen benden şöyle bir bakayım. Ya söndür o ne oluyor bir göreyim. Göreyim kendimi. Yeter ya ne cayır cayır aydınlanmaya gerek yok. Evet. Ne? İyi olur aydınlansın. Bülent dün nasıl hopladı ama? Evet. Sakin olmaya çalıştım ama. Evet. O translate makinesi orada mı? Evet. Peki translate olayına girebiliyorlar mı? Translate oluyor mu? Yapabiliyor musunuz? Eyvah. Tamam geldiğinde haber versin. Ben selam. İnşallah. Benim canımın sevgisi daha artmış benim gördüğüm. Değil mi? Evet. Maşallah. Ben onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Söyle. I love her very much and she loves you very much. Of it looks your love increased. Yeah, of course. Yahu hocam nihayet.
masrafı ya. Yakup hocam bu fincanların bir tanesiyle 6 ay evi idare eder yani. Tabii. Yani tabii kısmetse. Sistem güzel. Severim ben seni. Translate. 5 minutes. Ah, okay. All right. Okay. All right. Benim canımı bana niye göstermiyorsunuz bakayım Arjantinli sevdiğimi? Nasıl bakışları? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Demek ki sevgisinde bir derinleşme olmuş. Maşallah. Kalite Bakanlığı'nı Tayyip Hocam bir önce kursun. Bak, Kalite ve Sanat Bakanlığı da olur, Kalite Bakanlığı da olur. Kalitesiz her devlet yıkılır. Bir de kadınların kıyafetlerine, üstüne, başına kimse karışmaz. Kadını özgür olan devlet yıkılmaz. Kadını baskı altında olan her devleti mahvediyorlar. Ederler yani. Dekolte giyinsinler, güzel bakımlı olsunlar, güzel yaşasınlar, neşe. Çünkü insanların yarısı kadın. Yani kadına zulüm varsa orada rahatlık olmaz. Allah intikam alır. Ama çok iyi hükümetin böyle atak yapması hoşuma gitti. Yani hiç ben en az bir 3 yıl bekleriz zannediyordum. Çünkü muhtat 3 yıl falan bekletiyorlar. Kalite Sanat Bakanlığı gerçi çok eski benim, eskiden beri söylüyorum.
İnşallah onu oluştursunlar. İnşallah. Hiç tereddüt edecek bir şey yok. Hani belki yapamayız diye düşünüyor. Ya Bismillah desinler, başlasın, arkası gelir onun. Olmazsa uzmanlar getirtirler, yabancı uzmanlar, bilmem ne falan getirir. Fakat yapılır. Yapılmayacak bir şey yok. Daha da güzelleşmişsin sen görmeyeli. You are more beautiful. Ama görmeyeli daha da güzelleşmiş. I haven't seen you. Thanks a lot. What's your name? Inna. Inna. Inna, sen geldiğinde seni çok sevdiğimi hissettin sen, değil mi? When you came, did you feel that I love you very much? Yes. I came from Ukraine. And Ukrayna'da. Yes, Ukraine. Evet. And I glad to see you. Ben çok memnunum sizi gördüğüme. Maşallah. Ama çok şeker bu ya. Kedi gibi böyle sevgi için bayılıyor be. Yani aklı fikri sevgi. Çok şeker. Bayağı çok kibar da maşallah. Bayağı hoş. Bir sevgi etiketi yapalım. Ne diyelim? Sevgi, sevgi çağındayız diyelim. İnşallah. Sevgi çağındayız, evet. Hocam, Kalite Bakanlığı terimini ilk siz ortaya koydunuz. Gerçekten de 2-3 sene geç takip etmek gibi bir sorun mevzu istiyor. PKK'ya yönelik operasyonlar nasıl değerlendiriyorsun? Neden şu ana kadar beklenildi? Kerim Şahin. Evet, geç. Kardeşim, PKK eğer özgürlük istiyorsa Güneydoğu'da, onun 10 misli veririz. Zenginlik istiyorsa 10 misli veririz. Demokrasi isteniyorsa 10 misli veririz. Ama tek İslam'ın koruyucusu, modern kalesi Türkiye. Var ama kendini koruyamıyor. Mısır var. İntihar etti Mısır. Libya intihar etti. Irak intihar etti. Suriye intihar etti. Öldüler yani. Dinç olan, bak rahmetli Atatürk'ün sayesinde o da, modern İslam olduğu için ayakta kaldı Türkiye. Eğer gelenekçi Ortodoks anlayış hakim olsaydı Türkiye'de yıkılırdı çoktan. Tayyip Hocam iyi niyetli. Badem şekeri, sen bir yer mi istiyorsun kendine? Şu köşe oluyor mu? Üşüyor musun sen? Üşüyor musun? Ha, o zaman soğuk geliyor. Şu kardeşimiz yakışıklı, sen aşağı alalım en iyisi sen. Gerçi çok değerli bir elemanımızsın ama. Gözlük nerede bugün? Bugün dinlendiriyorum gözlüğü. Gözlüğü dinlendiriyorsun. Tamam, hadi bakalım. Hoppala, peş peşe birbirinden tatlı kediler gelmeye başladılar. Hem de bayağı. Evet. Ya Kürt kardeşlerimizin şu anda da canı yaymaz. Bak burada abluka var, polis sarıyor falan. Bazı aileler o çatışma bölgesinin içinde kaldılar. Ya kardeşim, zor mu? Tanklarla girip çıkaralım Allah Allah. Tankın içine kor çıkartırız. Değil mi? Ateş eden de olursa devlet kendini savunur. Yani herhalde bir şeyler yaparlar. Zor da bırakmayalım. Ekmek, ilaç, her şeyi. Değil mi? Bir de alıp hemen güzel yerlere yerleştirelim. Masrafı ne olursa olsun kardeşim. Ben istemiyorum bana hizmet ya. Ben çamurlu yolda yürürüm. İstemiyorum ben yani. Orayı kurtarsınlar. Güneydoğu rahat etsin. Değil mi ya? Ben ne yapacağım burada? Bilmem. Spor tesisi yok, pimpon masası yok, bilmem. Atletizm sahası falan. Bıraksın da, ben böyle bir şey istediğim yok. Çok şık olmuşsun. En güzel yerleri kaptırdın ama yine de sen çok güzel olduğun için geride de çok güzel görünürsün. İnşallah. Fikret. Adam, biraz önce kol düğmelerinizi gördüm. Allah Allah, ne varmış bu kol düğmemde? Yani gözlerim kilitlendi adeta. Allah Allah, yani. Şimdi siz her şeye dikkat çekiyorsunuz. Biraz garip oluyor bunlar. Ayakkabıları atlamamamız lazım. Ayakkabılar. Ama önce tesbihim, bak çok çok önemli. Tesbihimin bir özelliği var, gerçek taş. Maşallah. Maşallah.
Çok harika. Evet. Güzel bir dur bizim yani. Evet. Evet. Yani cam falan değil, evet, gerçek evet, taş. Evet. Ya böyle taş olması çok garip değil mi ya? Nasıl? Evet. Çok güzel parfüm. Efendim, kol düğmem de gerçek taş. Ne şeker şeyler bu taşlar böyle ya. Ben bunları yerim ben bunları kıtır kıtır. You good. Thank you. Yüzünde bir ızdırap ifadesi var. Yok. Yok değil mi? Kıskanmıyoruz. Yok. Sebastian, Fransız. Rien n'a assez pas pour le on souffle de santé. Evet. mavi topaz taşı. Evet. Evet. Ama en çok şu yeni balıklarımı çok seviyorum. Küçük küçük kendilerine yer yapmışlar, köfteler. Ya tehlikeyi nasıl bilir annesi? Orada kol geziyor ya. Orada küçük bir yere sığınmış, hiç çıkmıyor oradan. Ya yani diğer balıkların ona zarar vereceğini biliyor. Bu nasıl olur ya? Mesela büyüyor. Zarar vermeyeceklerini anladığında çıkıyor. Annesinin ağzında vardı birkaç tane bilemedik. Baktım üç taneler. Birini bir yere saklamış, birini bir yere, birini bir yere. Hep de müstahkem böyle güzel yerler. Arkadan balıkların giremeyeceği gibi. Mesela onu nasıl biliyor ya? Biz balık deyip geçiyoruz yani hiç aklı falan yoktur gibi. Acayip zekiler. Babası acayip haşin. Böyle pala bıyıklı falan bir tipe benziyor. Çok sert yani. Diğer balıkları falan da kovalıyor. Yavruları hiç yanına yanaştırtmıyor. Ya kuşlar çok sevimli, balıklar çok sevimli. Ama hep ölüyorlar. Yani ahiret, ahiret, cennet şart. Tabii sonsuz olması lazım. Sonsuz olması lazım. Sonlu olmaz. Mesela bak benim bir tanem çok çok güzel ama ölümlü. Bak benim canım da çok çok güzel, ölümlü. Benim canımın içi yine çok güzel ama ölümlü. Bunlar sonsuz olursa çok güzel olur. Ki cennette inşallah göreceğiz. İnşallah. Sonsuz bedenlerinden göreceğiz. Sarmanın fotoğrafları vardı. Bakayım o herife. Kedi mamasının içine girmiş. Ulan deli Sarman. Sarman kapıdaydı, bayağı. Bir de içeri girmiş. Çıkaramamışlar, bayağı rezalet çıkarmış. Böyle eşek gibi diretiyormuş. Kollarına tırı tırı sürükleri falan çıkartmışlar. Merhaba. Kamerada hakikaten sen üstadsın. Kovboy hadi bakalım. Danimarkaca Karanlık Tehlike Bağnazlı kitabımız. Danimarka dilinde. 73 yabancı dile çevrildi kitaplarım. Bu da Danimarka dilinde. Vay yakışıklım vay be. Asaletin yeter. Şu poza bak ya. Tesbihle falan özel poz vermiş maşallah. Ayden, ayden, ayden zi. Bu da o kitapla beraber verilen broşür. Evet. On binlerce Danimarka'da dağıtılıyor maşallah. Hem satışı yapılıyor hem de dağıtılıyor. Norveç'te, İsveç'te, Almanya'da, German. Almanca baskısı da var. Almanca'da dağıtıyoruz. Sırpça, Hırvatça, yani 73'ü aslında açtık da baskı olarak diyorum, yoksa internet çevirisi olarak 90'ın üstündedir. Benimkisiydi ama. Ne zaman gidiyorsun Almanya'ya?
Bilen var mı İngilizce? When will you go to Germany? I don't know. It's depending, but maybe in 2 or 3 weeks. Çok belli değil ama 2 ya da 3 hafta içerisinde olabilir. Not. But maybe I will come back. Ama muhtemelen geri gelirim. Geleceğim. Yes. Quickly. I tried. Okay, deneyeceğim. Yeah. Bana söz ver, promise dedi. Promise me, please. Okay, I will promise you. I tamam. will come back. Öbür türlü çok üzülürüm ben seni göremezsem. Otherwise, I will be so sad if I can't see you. Okay. All right. All right. Okay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya böyle milletten böyle uğraşmazsam rahat edemiyorum. Ne kötü bir huyum var ya. Yapmayayım, yapmayayım değil mi? Nereye gidiyorsun Yasemin Hanım? Arkadaşın geçsin değil mi? Yok. Tamam. Buyurun. Aman Allah, aman Allah. Hocam epey oldu benimle tanışalı. Evet. Kardeşim tabii PKK'lı olmaları gençlerin bizi üzüyor. Yani istemediğimiz bir durum. Çünkü darbist materyalist eğitim var. Eziyorsun sen Güneydoğu'da adamları, insanları. Zamanında da felaket ezmişler. Şu an için demiyorum. Zamanında çok ezdiler. Darbinist materyalist de yetiştiriyorsun. Adam da gidip komünist, sitanist oluyor işte. Eğer iyi yetiştirmiş olsaydık, şu an onlar kimi mühendis olmuş olacaktı, kimi doktor olmuş olacaktı, faydalı insanlar olacaklardı. Ama şimdi dağlarda teröristler yahut mezardalar yani. Eğitimin eksikliği mahvediyor tadı. Tayyip Hoca şimdi iyi bir girişimi yapmış. Fikri olmayan devlet yıkılır diyor. Hadi bismillah, biz darbinizme karşıyız desin. Korkmasın ya. Yani işte o zaman asıl Halife-i Rüzzemin gibi çok sevilir. Yani o son 1000 yılın en büyük adamı o zaman olur. Yoksa laflı olmaz. Yani yol köprü yapmaktan olmaz. Etraf için diyorum, Tayyip Hoca meraklı değil. Etrafı meraklı böyle laflara. Olur. Efendim, üşüyen varsa ırka gönderebilirsiniz. Sen de mi üşüyorsun? Yok, enerji. Evet. La Libération gazetesi en son Fransa'da yapılan İslam terörü lanetler kitap dağıtımından bahsederek sizin 2007'de de aynı şekilde dağıtılan Yaratış Atlası'na atıfta bulunmuş. Sizin yani benim televizyon programında da sarışın hanımlar bulunduğunu bahsetmiş. Yani ne renkli olacaklardı? Kitapların Fransa'da İslam kitapçılığa çok rağbet gördüğünden de bahsetmiş. Bayağı geniş yer vermişler. La Libération. Fransızlar kibar insanlardır ama eğitmek çok önemli. Tek yanlı eğitim var. Bu Fransız ihtilalinden sonra gelsin ateistlik, gitsin komünistlik. Bir türlü normal bir bilgi akışı olmadı. Fas, Tunus, Cezayir'den cahil din adamları geldi. Abuk subuk, yani dini konuları tenzih ederim. Hurafeler anlattılar. Fransızlar dinsizliği seçti birçoğu. Fransız masonların da büyük bölümü ateist. Allah'a çok şükür ama şu an Fransa mason localarında Kur'an dağıtıyoruz. Maşallah. Eğer 33 dereceli üstad mason olmasaydım, orada o Kur'an-ı Kerimleri dağıtamazdık. Sebastian gelmişti. Ne yapmam gerekiyor Sebastian'a? Var mı yanında çalgısı falan bir şey var? Ne özelliği ne? Fransız misafir. Tanışmaya gelmişti. Ha tamam.
Otursun. Bir mahsur yok mu? Buraya minder koyalım, otursun, olur mu? Sebastian. Yavuz orada otursun, biraz konuşayım ben Sebastian'la. Getir, sonra içeri alırsınız. Kardeşim, hanımların rahat giyinmesi, rahat yaşaması, rahat makyaj yapması, süslenmesi, bütün dünyada serbest olması lazım. Olmayan her ülke helak oldu. Bak, kadınların özgür olduğu her ülke en modern ülke, en refah içinde, en huzurlu olan ülke. Aksi olmaz. Dekolteyi millete öğretmeyecekler. Yani insan çarşaflı da istediği gibi giyinsin. Efendim, peçe takan da peçe taksın. Serbest olacak, hanımlara baskı olmayacak. Bir şekil yapmışlar. Bakayım. Yani ilginç olmuş. Nasıl yapmışlar hayret. Güzel. Bazı yerlerde 12 gün oldu sokağa çıkma yasağı. Yemekleri, ilaçları vesaire karışan olmayabilir. Megafonla dışarıdan şey yapsınlar, söylesinler belki adam, ama herkesin telefonu vardır değil mi? Evet. Kardeşlerimiz bize de telefonla söylesinler bir şey varsa, sıkıntıları varsa, hatta canlı yayına bile bağlayabilirim yani telefonla, istiyorlarsa, Güneydoğu'dan. Değil mi yani, mesela Allah vermesi ya çocuk ölmek üzere oluyor bilmem ne falan, yani derdini duyuramıyor falan. 155'i arasınlar mutlaka. Bize de bağlantı halinde olsunlar. Öyle hiç kimsenin bir sıkıntı çekmesi istemiyoruz Güneydoğu'da. Herkes rahat olsun. Bir de bir kriz merkezi oluşturulsun. Kriz merkezi oluşturulsun. Asıl kriz merkezlerini arasın kardeşlerimiz. Güneydoğu'da. Geç yavrum. Yani acil durum kriz merkezi Güneydoğu için. 155 yani her şeyle ilgilenmesi biraz zor. Çünkü 155'e yağmur gibi ihbar yağıyor. 155'in işi biraz zor. 155'ten ziyade kriz masası oluşturulması önemli. En iyisi olur. Kriz masası zor bir şey yani. Bu tip zor işlerde kriz masası oluyor. Acil durum kriz masası. Orada çok fazla telefon olsun. İzlesinler, yerlerin tespit edilsin. Öz yönetim diye bir şey olmaz. Ben yaptım oldu ne halde görülmüş öyle şey. Çatışma sırasında kapılarınız açık olacak. Girebilir, çıkabiliriz. Evin duvarlarını delebiliriz. Sorun çıkaran olursa, kapısını kapatan olursa külahları değişiriz. Hesabını sorarız diye tehdit ediyorlarmış. Orada kardeşlerimizi bırakmayalım. Yani sivil hiç kimse kalmasın. Yani PKK'nın konuştuğu, muhatap olduğu hiç kimse olmasın. %55 olmaz kardeşim. %55. Her saniye telefon geliyor, her yerden. 155'te olacak ya, kriz masası. Olağanüstü durum, yahut işte neyse bir isim koysunlar, kriz masası. 10-20 telefon konur, oradan bakarlar. Yani orada kardeşlerimizin konforunu sağlayalım ama en önemli şey, mutlaka çıkaralım çatışma bölgesinden kardeşlerimizi. Ya çatışma bölgesinde sivil insan kalır mı? Ya buna hiçbir mantığı yok ki. Mesela şimdi Allah vermesin buraya terörist geldi, bize beraber hep beraber oturuyoruz. Şimdi bu olur mu böyle ya? Ya olacak iş, bu adam bir şekilde çıkması gerekir. Hayır, esir aldıysa ayrı mesele. Orada tabii yapacak bir şey yok. Ama esir almadıysa ne alaka ya? Telefon etsin, hemen çıkaralım. Akrepler var. Evet, tankla da girilebilir. Tanktan alıp çıkarırsın.
zırhlı araçta alıp çıkarabilirsin. PKK evini açmayanlar para cezası kesiyormuş. 12 bin lira ceza kesmişler bir garibanı. Ya o para cezası, al sana para dersin. Gereğini yaparsın yani, o zor bir şey değil. Kelepçeyi takar alır götürürsün. Mesela dün Kürt bir amca, 14-15 yaşında çocuklar gelip bizi burada tokatlıyor, dövüyor diyor. Nerede kaldınız diyor. Yani insaf. Yani bunlar çok kızdırıcı ve çok rahatsız edici hareketler. Kürt kardeşlerim çok onurludur. 3-5 zibidinin gelip halkı tokatlaması, dövmesi, tehdit etmesi, buna müsaade etmesi çok acı bir olay. Ya Kürt kardeşlerim çok çok değerli, çok acı. Bak şimdi geldiler. Biri yine Kürt kardeşimiz, o da büyük bir belediyenin başkanı, belediye başkanı. Akıl almaz efendi. Akıl almaz efendi ya. Son derece güzel ahlaklı. Yanında gelen kardeşimiz de öyle. Yani bayağı tanınan bir insan. Akıl almaz, güzel ahlaklı. Özetle Kürt kardeşlerimizin kimse kılına dokunamaz. Yani hükümet de gayet ılımlı. Tayyip Hocam da çok seveceğim bir insan. Başbakan zaten nur gibi insan. Çocuk kalpli, çok temiz bir insan. Yeter ki haberimiz olsun. İmam Mehdi diyor, insanlar arasında bir haberci olmasına gerek olmayacaktır. Yani arada bir ulak, işte postacı olmasına gerek olmayacaktır. Mehdi konuştuğunda sanki sizin önünüzde konuşuyormuş gibi onu duyacak ve dinleyeceksiniz diyor Peygamberimiz. Sahabeler de acayip şaşırmışlar. Yani bu nasıl oluyor? Hayret etmişler. Bak şimdi bize çok alelade geliyor değil mi? Sahabenin de nefesi kesilmiş. Peygamber de muhbiri sadık doğru. Hayretler içinde her gün soruyorlarmış yani nasıl olacak, nasıl yapıyor? Yapıp yani gördüm demiş Peygamberimiz. Konuşuyor demiş. Etiketimiz 8 numara. Sevgi çağındayız. Sevgi çağındayız. Evet, güzel. PKK'lıların fotoğrafları var mı sende? Sorayım. Öz yönetim savunan PKK'lı sapıkların? Gelmemişi soruyorum şu an. İşlemişsiniz parça, evet. Pişirmişsen
horoz tavuk sesi gibi. Canımın içi, ah, ah benim güzel yüzüm o, maşallah. Ne tatlı insan ya, acayip sevgi dolu. Canım benim. Biz bir devlet sınırları içerisinde adaleti, barışı, huzuru, sevgiyi tesis edebildiği topraklardan ziyade gönülleri fethedebildiği ölçüde büyük olur. Ha tamam, gönüller tamam, bu olmuş. Tayyip Hocam demiş, gönülleri fethetmek, tamam. Ama bunu çok güçlü vurgulasın. Yani sevgiyle fethetmek, gönülleri fethetmek, kalpleri fethetmek, insanların sevgisini kazanmak. Yani her türde anlaşılacak gibi vurgulaması iyi olur. Temelinde sevgi olmayan, çok güzel, ilim, irfan ve fikir olmayan, daha önemlisi vicdan ve merhamet olmayan bir devletin fizik gücü ne kadar olursa olsun büyük devlet olması mümkün değildir. Çok süper. Tayyip Hocam'a bir alkış. Çok güzel bak. Temelinde sevgi olmayan, ilim, irfan ve fikir olmayan, daha da önemlisi vicdan ve merhamet olmayan bir devletin fiziki gücü ne kadar fazla olursa olsun büyük devlet olması mümkün değil. Çok güzel. O zaman tamam. Yani zaten gönüllerin fethi demiş. Tamam. O zaman yani müstakil fethi kullanmamış. Gönüllerin o zaman tamam. Nuh Kaya, selam hocam. Başörtüsü konusundaki hadis konusunda hadislerde bir dokunulmazlık getirmişler. Hadis inkarı ehli sünnete göre kafirlik. Ben sizi tanımadan önce böyle garip hadisleri fark ettiğimde eleştirme konusuna giremiyordum. Resul demişse vardır bir hikmeti deyip susuyordum. Ya da ben anlamadım tam ne olduğunu şeklinde bir algıyla yaşıyordum. Bunların 1200 yıldır böyle olmasını Allah Hazreti Mehdi'ye nasip edeceği, onun vesilesiyle düzeleceği şeyler olmalı. Daha önce fark edip göndermiş olsa Hazreti Mehdi'ye bir iş kalmazdı sanırım. Oktar kum torbasına çalışırken resim var, görebiliyor muyum? Evet. Oktar helal olsun sana. Bir de Alper rahat yapıyor, sokakta doğal yürüyüş yapıyor, resmi var. Yani çekmişler öyle birisi yürürken. Doğal insan, doğal genç, doğal hayat. Bir de genç kızlar falan yeni çıkardı böyle yatakta, yeni kalkmış, uyanmış, makyajlı resim çekiyor sanki marifet yani. Kardeşim kadın bakımlı olması zaten güzel bir şey yani, doğal din bir konu olmaz. Biz onun ne güzel olduğunu zaten biliriz ama kadının mutlaka makyajlı ve bakımlı olması lazım. Doğal kadın diye bir şey olmaz. Yani şimdi bazı örnekler verecektim, fakat olmaz şimdi. Yani mantığı yok kadın, onu bakımlı hale getiren de Allah'tır. Makyajlı güzel olur kadın. Ya bunda şaşacak bir şey yok. Etiketimiz 6 numara. Akşamlar
Öz yönetim istemiyoruz diye resimler vardı. Bakayım. Öz yönetim tanımıyoruz pankartlarıyla. Ya çok sıktılar insanlar, çok sıktılar. Hükümet bayağı abansın Güneydoğu'ya. Yani tesis kurmaya gerek yok. Yiyecek verelim, kıyafet verelim. Efendim, ev verelim. Elektrikleri bedava olsun. Para almayalım elektrik. Ya fakir fukara onlardan elektrik parası alınır mı ya? Biz öderiz kardeşim. Bizim faturamızı eklesin, ben ödeyeceğim. Biz öderiz yani. Ne zorumuz ya? Adam 1000 lira bile kazanamıyor ayda. 900-800 lira kazanıyor. 10-11 nüfusu var adamın. Ondan elektrik parası alınır mı ya? Olacak iş mi şu yani? Bereketi olmaz ki ya. Günah yani. Bir başka yerden gelir onun bereketi yani. Öyle şey olmaz. Batuhan Temiz Yürek. Ben sizin genç hayranınızım. Sizinle tanışmak istiyorum. Tamam gel. Yok. Belediye başkanımızın ismini vermem ama büyük bir belediyenin başkanı. Kürt asıllı bir kardeşimiz, çok değerli.
Çok çok efendi, çok nezaketli. Ben buraya birçok görevliler geliyor. Birçok önemli kilit noktada insanlar geliyor. Niye ismini vereyim, niye makamını vereyim? Olur mu öyle şey? Mustafa Candır Gürcü, hayırlı geceler. Çok izlenmeniz, Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmenizin bereketindendir. Yaratılmışların en güzeli, insan huyların en güzeli inşallah sizde olsun diyorsun. Evet, böyle diyebilirsin. Hocam, ilminize hayranım. Ben de ilimli nakil var, okuduklarımızı naklediyoruz. Bu kadar güzel bayanı nereden buluyorsunuz? Allah yaratıyor. Çiçekleri kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Balıkları, güzellikleri kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Beynimizde yaratıyor Allah. Mustafa Fatih Yüce, var ol Ankaralı, var ol diyor. Güzel, güzel. Adnan Bey, çok güzel oynadınız. Ahmet Kırlangıçoğlu. Hocam sevgiler, saygılar. Allah sizi korusun. Elim boya, alim boya. Cuma Soyak. Hocam Ankara seninle gurur duyur diyor. Doğuş sen oğlum. Ebu Bekir Kurt. Ben milliyetçiyim diye söylüyorsun ama yani bu laf biraz alengirli bir laf. Şimdi milliyetçi, ırk milliyetçisi değilim ben. Yani Türkiye'de yaşayan herkesi aynı milletten kabul ediyorum. Hepsi Türktür diyor. Ermeni, Rum, Süryani, Türk, Kürt, Çerkez kim varsa hepsine ben Türk diyorum. Onları koruyan bir ruh içindeyim. Ama İsrailli'yi de koruyorum, Arap'ı da koruyorum. Yani ben dünya milliyetçisiyim aslında. Yani egoistlik yok bende. Yani ırk egoistliği yok. Ya ben kendi milletimi kurtarayım. İnsanlar ne yapıyorsa yapsın demem ben. Arap için de canımı veririm. Efendim, Kürt için de canımı veririm. Öyle bir kafam yok. Çünkü milliyetçi değil, bu genellikle yanlış anlaşılan bir şey oluyor. Egoist bir ırkçılık varmış gibi anlaşılıyor. Ben buna şiddetle karşıyım. Öyle bir şey olmaz. Sarman üşüyormuş. Arkadaşımız üzerine örtmüş bir fotoğraf vardı. Lan senden bıktık lan. Bir yaklaştırsana şu salağın suratı. Ya bir kere tüylerini kestirdik. Sen misin kestirdin? Acayip bozuldu. Ondan sonra hiç göz temasına geçmiyor. Ya abi ki iyiliği için yaptık. Ama karizma dümdüz gitti tabii. Çöp gibi bacaklar falan. Gövde incecik. Kafa kocaman. Bir garip bir şey oldu böyle. Önce bakamadı bize falan. Sonra göz ucuyla falan bakmaya başladı. İlk kardeşim yaz sıcak. Pompon tüyleri var. Rahatsızlasın diye yaptık. Bilsek hiç yapmazdık yani.
Yahudiler ve Masonlar seni neden bu kadar çok seviyor? İptik oluyor ki ateistler de seviyor. Herkes seviyor. Sen Müslümanlar da seviyor. Gerçek Müslümanlar seviyor. Ama şirk içinde cahil, vahşi sevgisizse o zaten kimseyi sevmiyor ki beni sevsin. Şeyh Nazım Kılıç sizi çok seviyordu oğlum diye. Tabii. Şeyh Nazım Kılıç dedi benim büyük oğlum diyor. Evet, evet. Hastalandı. Bir tek oğlum benden ilgilensin dedi. Evet. Kimsenin ilgilenmesini istemiyorum dedi. Ha Müjdar'a benziyor hakikaten biraz. Bakayım göster. Evet. Var mı resmi? Gösteririz. Bir ünlü artist var, Türk artist Müjdar diye. Ona çok benziyorsun. There's a Turkish actress. His name is Müjdar. You look like her. Ama tabii çok yaşlandı şu an. Öyle değil tabii. But she's now older. You look like her. Dünya böyle iki kapılı bir han. Thank you.
Evet, dinliyorum. Çeşitli kedi evleri vardı Adnan Bey, gösterir miyim? Yiyeceğim ben onları. Kapı açık ama hava sıcak herhalde anladım. Evet. Falan. Öyle mi? İyi mi bu hava? Sıcak. Hmm. Şu sokak kapıyı açabilir miyiz? Oradan cereyan yapar daha iyi olabilir. Nasıl? Yani. Onlar nasıl rahat ediyorsa öyle. Şapkaları da şahane. Ama bunu iyiymiş şey. Evet. Benim kaşıklar bir kere buralarda olsun. Delikanlının kaşığı yanındadır. Bak Konya'dan gelen ekip de yanında kaşık hediye getirmişler. Tabii. Anadolu delikanlısının kaşığı önemli. Evet. Kapıyı açtık. Biraz fark etti değil mi? Evet. Orada satıcı falan yok. Yok. Allah Allah. Bazen kışın böyle değil mi, hava birden ısınıyor.
Hilal Mahber, sizi moderniniz mi kurtaracak? Ya peygamber o devrin en moderniydi. Hazreti İbrahim o devrin en moderniydi. Modernliğe karşı mücadele etmek İslam'ın gereği zannediyorlar. Şeytan aldatıyor, yanlış yola göstertiyor. Modernlik bir nimettir. Cennet en modern yerdir. Yani insan aklının alabileceği en modern yerdir cennet. İnsan modernliği hedefleyecek. Öyle zannediyorlar. Yani mesela İsrail'e karşı nefret dolu olacaksın. İsrailliler gördüğünde bıçaklayacaksın. Modern hiçbir şey olmayacak. Evin leş gibi olacak. Eşya falan olmayacak. Sevgisiz olacaksın. Ruslardan nefret edeceksin. Yunanlılardan nefret edeceksin. İranlılardan nefret edeceksin. Şiilerden, Alevilerden nefret edeceksin. Vahabilerden nefret edeceksin. Herkese laf sokacaksın. Ya şeytanın eline düşmüş oluyorsun bu durumda. Görmüyor musun ne kadar çirkin bir konuma geldiğini? Bunlar çok yanlış. Müslümanın tek bildiği şey sevgidir. Sevgi dolu olacaksın. Bunu makbul İslam'dan taviz vermeyen mükemmel insan mantığıyla yapıyorlar. Bunların hepsi İslam'dan tavizdir yapılan yanlış hareketler. Şeytanı sevindirmiş oluyorsun sen. Şeytan senin gururunu okşuyor, onu İslam adına sana yaptırıyor. Şeytan o kadar avanak değil tabii, sana çirkinliği yaptırırken onu Allah adına yaptırıyor. Yani İsrail'den nefret et diyor, Yunan'dan nefret et, Rus'tan nefret et diyor, herkesten nefret et diyor. Hocam nasılsınız? Belçika'dan saygılar. Ben Soner diyor. 1919 tarihinin bir önemi var mı? Hep beraber göreceğiz. İnşallah. Türkiye'de atom bombası, Türkiye'ye atom bombası atılabilir mi? Çok tırsıyorum. Amerika ve Rusya'dan şüpheleniyorum. Hedeflerin Türkiye olduğunu zannediyorum. Atom bombasını Allah atar. Yani insan atom bombası atamaz. Ali Ekber Karataş. Hükümet doğuya gereken her şeyi yapsın. Yani bütün dikkatini Güneydoğu'ya versin. Bütün harcamayı da oraya yapsın. Aç susuz kimse kalmasın. Üstü başı olmayan, üşüyen hiç kimse kalmasın. Tırlarla malzeme gönderelim. Fabrikalar falan herkes. Yani İHA bu konuyu çok iyi üstlenir. O savaş bölgesinde de çalışmaya yönelik bir tecrübesi var. Çok faydalı olurlar. Ekberoğlu Vusal. Hocam başkanlık sistemi çok iyi. Niye çok iyi? Bana anlat. Bilmiyorsunuz ki başkanlık sisteminin olduğunu bilmiyoruz. Başkanlık sistemi çok iyi. Ne var? O bize getireceği bir şey söyle. Sinem. Hocam ben sizi aleyhinizde olan yazılardan ve söylemlerden tanıdım. Ama sizi 5 dakika dinledikten sonra sanki güneş doğdu dünyama diyor. Tabii kendi ellerinden bizi çok güzel tanıtmışlardı o dönem. Nokta dergisine ilk çıkarttılar ismimi. Sonra biz dediler ya kendi elimizden bu adamı acayip büyüttük, biz ne yaptık falan dediler. Atalan Üsküdar'ı geçmişti diyor nokta. Yani. Kardeşim, bir kere Türk polisi çocuk falan vurmaz. Canını ortaya koy bak oradaki insanı korumak için. Oradaki yaşlıları, anneleri, çocuklar. PKK'lar ahlaksızca, alçakça, pislik ağızlarıyla çirkin iftira atmak istiyorlar. İşte polis çocuk vurdu, polis dedeleri vurdu. Polis niye bunu yapsın? Hepsi namazında, niyazında Müslüman evladı. Yani zorlanan olmuş. Canını ortaya koyuyor ayrıca. Ahlaksızlık yapmayın ey PKK'lılar. Terbiyesizlik yapmayın. Bir de çatışma alanı, polis yanlışlıkla Allah'a izleyen kurşun seker, birine girebilir. Ama yapılacak şey orada sivil halkı boşaltmak, konu bu. Polise boş yere iftira atmasınlar.
PKK'lılar işte bebek katil Türkiye'deyken çok ahlaksızca, pislik herifler. Ben PKK'lılar için diyorum. Polis niye bebek vursun? Niye yaşlı? Ya canını ortaya koyuyor bak. Onları korumak için geliyor, canını ortaya koyuyor. Haysiyetsizliği bıraksınlar. Kimse onları dinlemez. Ah benim canım, sen ne güzel huylu insansın sen. Ne kadar terbiyeli, hayret ya. Çok insancılıyorsun değil mi? Çok tatlı. Ne kadar kalacaksın Türkiye'de? 1 month. Bir ay. Bir ay. Sonra geri gelecek misin? Maybe yes. Belki. Ama bak ben çok istiyorum. Ben çok üzülürüm gelmezsen. Tamam? When I not come back, maybe you come in Ukraine. Yani gelemezsen belki siz Ukrayna'ya. Olur tabii ki. Yani başka çözüm yok çünkü artık son çözüm o. Olmasa ben gelirim. Tamam? Hangi şehir? Dnipropetrovsk. Tamam. Ben onu not alayım. Oraya uçak var değil mi? Havaalanı var mı orada? Yes, in my city. Tamam, mesele yok. Hatta beraber gideriz. Alright. Promise. Ne şeker şey bu ya. Acayip tatlı. Ne güzel insan ya, maşallah. Bir video gösterir miyim? Evet. Yavrunun keyfini görüyor musun? Oo. Ya hayvanlar ne tatlı varlıklar ama bu dünyada insanlar istediği gibi sevemiyor yani. Diyor bir sarılıp yatacaksın onu yani, bir öpeceksin, ısıracaksın yani, böyle insan bir şey yapamıyor burada. Değil mi? Ya mesela şimdi bunu nasıl seveceksin? Her yere durmaz da yani. Sen mi yazdın bunu? Benim güzelim bir kere asil. Çok akıllı oldu anlaşılıyor. Görgülü, kültürlü. Klas bir kadın. Çok hoş maşallah. Tercüme giriyor mu? Yes, I can hear. Thank you. Bu da çok utangaç, acayip şeker. Nasıl buluyorsun programı? Anlattıklarımı nasıl buluyorsun? I like it. Hoşuma gidiyor. Burada olmak hoşuma gidiyor. Hep görüşeceğiz, sürekli geleceksin. Her zaman. Gitsen de yine bekliyoruz seni. Okay. Olmazsa ben Almanya'ya geleceğim artık. Okay, you can come if you want. Yes. İstiyorsanız beklerim. Tabii. Bebek evin duvarına isabet eden kurşunla şehit olmuş. Böyle çatışma ortamında Allah sevgisin bu tip olaylar olabiliyor. Ama polis bebek vurmayacağı belli. Ama ahlaksızlık yapıyor. Onlara söyleniyor ya bebek katili falan. Onlar da Türk polisine böyle yapıyorlar.
adilik yapıyorlar. Onların ne mal olduğunu herkes biliyor. Boş yere uğraşmasınlar. Bugün Kudüs'ün Latin patriğini taşıyan araç Filistinli göstericiler tarafından taşlanmış. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp bir rahibi taşlamak, bir din adamını taşlamak. Ayrıca bazı Müslüman Batı şeriatında Noel ağacı yakmışlar. O da boş işler. Yani çok mantıksız hareketler. Stalinist komünistlerin, teröristlerin pis bir ağzı vardır. Yani iğrenç, aptalca iftira atarlar ama çok alçakça. Yani zeka kırıntısı olmaz. Halbuki mesela isteseler ustaca iftira atabilirler de bu alçaklar. Ama son derece ahmakça yapıyorlar. Yani çok mesela Filistin'de yanan bir evin resmini alıp diyorlar işte Güneydoğu'da oldu diyor. Ahmak gazetelerde yayınlanmış herkesin gördüğü resim. Çok haysiyetsiz oluyor. Yalancılıkları tescilli bunların. Filmlerden sahneler de konuyorlar. Çok hatta, çok akılsızlar evet. Yani. Şimdi Allah'ı inkar etmenin bir akıl zayıflığı oluyor ama bunlardaki aptallık çok abartılı. Yani bu ahmakları Allah ayet ediyor, onlar çok akletmeyen bir topluluktur diyor. Siz az da olsanız onları yenersiniz çünkü onlar akletmezler diyor. Çok çok akılsız, aptal oluyorlar. Evet, bu resmi silebilirsin. En sevdiğin yemek ne?
like very sweet food. Turkish sweet food. O zaman sana baklava getirtiyorum. Gelsin baklavası. Tamam. Şey oldu. Baklavan geldi. Severim ben senin tatlılığına, güzelliğine. Nasıl seviniyor? Acayip şeker. Bon appétit. Bence hiç bekleme bak. Çok şahane baklavalar. Utangaçlığı çok şeker. Minik bir kedicik vardı. Bakayım. Ya ben bunun ağzını, burnunu, her yerini öperim ben bunu ya. Göbüşünü, göbüşünü. Ne şeker varlık ya. Ama insan tabii çok çekiniyor. Allah razı olsun, bazen sebepsiz bir hastalıktan falan ölüyorlar. İnsan acayip azap duyuyor. Çok rahatsız edici oluyor. Bünyeleri çok zayıf oluyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Mehmet Can Boztaş, hocam programınızı yeni izlemeye başladık. Öğrenciyiz. 6 arkadaş toplandık, sizi izliyoruz. Kaan Yavaş, hocam medikal eser hakkında ne düşünüyorsun? Ne demek medikal eser? Ağrı kesici içeriği herhalde. Nasıl? Ağrı kesici olarak kullanılan. Eser. Evet. Canım her türlü ilaç zaten vücuda zararlı. Medikal de olsa bu beyni meyni karma karışık eder, hasta eder. Yani suni şeyler, böyle bu sinir sistemini sarsan şeyler falan, bunlar insanı acayip yıpratır. Ali 1905, Manisa'dan iyi geceler. Modernlikle dekolte giyinmek arasında doğru orantı var mıdır hocam size? Var. Müzik, resim, heykel. Hanımların dekolte giyin. Dünyanın en güzel varlığıdır kadın. Yani kadın eğer bakımlı, güzel ve süslü giyinmiyorsa zaten sanat kalkmıştır. Sanat yok. Nerenin sanatı? Heykele mi bakacağız ondan sonra? Neye bakacaksın? Güzel olan hiçbir şey kalmaz ki. O zaman tablodaki kadını da kabul etmez. Güzel bir çiçeği de kabul etmez. Yani dünyanın en güzel varlığını kabul etmiyorsan diğer güzelliği de kabul etmez. Dünyanın en güzel varlığına en büyük hürmet, saygı göstereceksin. En iyi korumayı yapacaksın. Nasıl bahçedeki çiçekleri çok titiz koruyorsun, kadın onun bin misli korunacak. Hocam, Silopi'den özel harekattan selamlar. Bir selam yollar mısın bizlere de diyor. Bütün özel harekatçı aslanlarımıza, efelere, koç yiğitlere selam. Allah onları kahpe kurşunlardan korusun. Allah onları ne güzel makamlara ulaştırmış. Gazilik, şehitlik, mücahitlik makamları vermiş Cenab-ı Allah. Allah kalplerine ferahlık versin. İnşirah versin. Allah nuruyla sarsın onları. Anam bir bugün medyaya yansıyan bir görüntü vardı. Cize'de yaralanan bir özel harekatçımızı korumak için askerimiz vücuduyla yaralı polisimizin üzerine yatıp kendisini siper ediyor. Amatör kamera görüntülerine yansıyan olayda görüntüyü çeken askerler komutanlarına yaralı polisin durumunu soruyor. Komutan ise iyi, cap canlı, maşallah cevabını veriyor. Videosu var. Bakayım. Gösterir. Burada polisimizin üzerinde askerimiz koruyor onu. Hay maşallah ya. Efe'ye bak, delikanlıya bak. Şu destana bak, şu yiğitliğe bak.
Yani bu mesela Koç Yiğit bilinmez. Halbuki bilinmesi lazım. Bu ömrü boyunca bunun Efe olduğu, delikanlı Yiğit olduğu bilinmesi lazım. Böyle bir yiğitliği hangi Koç Yiğit yapabilir? Kurşuna vücudunu siper yapıyor. Yani bir kurşun isabet ederse bana gelsin, ona gelmesin diye. Helal olsun aslanıma. Tuğba Korkut, selam Aslan Hocam, aleyküm selam. Harikasınız, sizi çok seviyoruz. Saygı ve sevgiyle ellerinizi öperiz. Estağfurullah, biz sizin elinizi öperiz. Gökhan Çançay ile sizi izliyoruz. Emel Raviş, Atıf Bayır, hocam muhteşemsiniz. Sabri, Serdar Şahin, Korsanlar Kralı, Abdullah Doğan, İlyas. Tamam bir tanem, görüşürüz. İnşallah. Halime, Veysel, Cafer, Seyfi, Melat, Aşkın, ahlaksızların yalanlarını bütün dünyaya duyuralım. Yalan söylüyorlar. Mesela polis çocuk vurdu. Ne kadar haysiyetsiz adamlar. Polis çocuğu kurtarmaya gidiyor oraya. Çocuk vurur mu polis? Ahlaksız herifler.
io son pronta e tu 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 tu. This time
Ne yapalım? Kısa bir ara verelim, devam edelim. Evet, yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Atomun 3 bileşeninden biri olan elektron, hem kendi ekseni etrafında hem de çekirdek etrafında saniyede 2000 km ile 100 bin km arasında değişen olağanüstü bir hızla döner. İlk yaratıldıkları andan beri bu elektronlardan tek bir tanesi bile diğeriyle çarpışmamıştır.